kendisi. Sağlıkta şiddeti konuşuyoruz. Her şekliyle sağlıkta şiddeti konuşmaya devam ediyoruz. Bu kez adres Bursa sevgili izleyiciler. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil servis görevlisi olan Doktor Fatıma Bostan bir kişiyi maske takması konusunda uyardı. Bakın bir hastane, acil servis ve doktor diyor ki lütfen maske takın. Sonra ne oluyor? Saldırıya uğruyor. Benim çocuğuma bakacaksın. Benim çocuğuma bakacaksın. Sağlık çalışanlarına şiddet gündemden düşmezken Bursa'da bir yenisi daha eklendi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk acil servisinde görevli olan Doktor Fatıma Bostan, çocuğunu muayeneye getiren Vedat Oğuz'u maske takması yönünde uyardı. Ancak şahıs maske takmayı reddetti. Bostan uyarısını tekrarlayınca da Vedat Oğuz'un saldırısına uğradı ve tehditlere maruz kaldı. Uyarıları duymazdan gelen baba, "Benim çocuğuma bakacaksınız" sözleriyle Doktor Bostan'ın üzerine yürüdü. Olaya müdahale doktorun mesai arkadaşlarından geldi. Vedat O, hastane güvenliği tarafından odadan çıkarıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doktor Fatıma Bostan ise saldırgandan şikayetçi oldu. Bu arada evet sağlıkta şiddetle mücadele ediyoruz. Önlenmesi isteniyor. Cumhuriyet Halk Partisi mecliste görüşülsün isteniyor. AKP ve MHP biliyorsunuz istemediler, reddettiler. HDP de CHP bizimle daha önce görüşmedi diyerek katılmayacaklarını açıkladı. Dolayısıyla yeterli sayı sağlanamadı. 200 sayısına ulaşılamayınca görüşme gerçekleşmedi. Yani mecliste sağlıkta şiddetin çözümü için bir görüşme yapılamadı. Koronavirüsle mücadele ediyoruz hala diğer yandan ve vakalar ülkemizde artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 18-24 Temmuz haftasına dair olan vaka tablosunu açıkladı. Yani artık geride bıraktığımız haftaya yönelik bir tablo bu. Önceki haftaya göre, ondan da önceki haftaya göre testi pozitif çıkanların sayısında %50'nin üzerinde artış var. Türkiye koronavirüste yeni bir dalga yaşıyor. Vakalar bir kez daha zirvede. Covid-19 tablosunu günlük olarak yayımlamayı bırakan Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayılarını açıkladı. Buna göre 18-24 Temmuz 2022 tarihleri koronavirüs verilerine göre 365.424 kişinin testi pozitif çıktı. Koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 15.889.495'e, toplam vefat sayısı ise 99.341'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 265.962 kişi oldu. 11 Temmuz'da 17 Temmuz arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 226.532, vefat sayısı 96 ve iyileşen sayısı 124.732 kişi olarak açıklanmıştı. Evet, seçimler yaklaşıyor ve anket firmaları da saha araştırmalarını daha da sıklaştırmaya başladı. Son olarak Aksoy Araştırma'nın bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz araştırmasına, sorusunun olduğu araştırmasına bir bakacağız. Bu araştırma sonucuna göre AKP %30'un altını görüyor ve CHP ile AKP arasındaki fark çok azalmış durumda. Cumhur İttifakı'nın oyunda büyük bir eriyiş söz konusu. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi de epeyce oy kaybetmiş. Barajın altında kalıyor araştırmaya göre. Biz diyoruz ki erken seçim yapalım. Niye erken seçim? Hatta bazı liderler erken değil derhal seçim olsun dedi. Evet, seçim olması lazım. Türkiye adım adım seçimlere doğru ilerlerken anket firmaları da bir sonraki seçimden sonra ülkeyi kim yönetecek sorusunu sormaya devam ediyor. O yapıştığınız koltuklardan bir zahmet kalkın. Bir an önce sandığı getirin. Son olarak Aksoy Araştırma'nın bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu ise çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.
Ankete göre AKP 29.7 ile ilk kez %30'un altını gördü. MHP ise %7.8'lik baraj sınırında. Yani Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor. Aksoy Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy anketi değerlendirdi. Kış mevsiminde AKP'de yeni bir gerileme bekliyoruz. Şu anda hayat pahalılığı AKP'nin çok fazla oy kaybetmesine büyük etken ancak kış aylarında ekonomik kriz yaşanmazken bile hayat daha pahalı oluyor. Böylesine bir ekonomik kriz varken belki de en zor kışlardan birini geçireceğiz. Bu durum mutlaka iktidara da yansır. Aksoy Araştırma'nın anketinde CHP %28.8 ile AKP'nin hemen arkasında yer alırken İyi Parti'nin oy oranı %14'e çıktı. Deva Partisi %2.5, Gelecek Partisi %1.3, Saadet Partisi %0.9, HDP ise %10 olarak açıklandı. Düzeltemiyorlar, yönetemiyorlar. Devletin kurumlarını çürüttüler, devleti çürüttüler. Kamuoyunun ve partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belki de en çok merak ettiği o soru. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Aksoy Araştırma sahibi Ertan Aksoy, CHP'nin oylarının neden arttığını ve AKP'nin ilk kez neden %30'un altına indiğini anlattı. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın aksine çözümlere yönelik hamaset siyaseti izlemiyor. Bu da Kılıçdaroğlu'na yönelik desteği arttırıyor. Örneğin Kredi Yurtlar Kurumu hamlesine baktığımızda toplumun %61'i Kılıçdaroğlu'nun söylemi sayesinde faizlerin silindiğini düşünüyor. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın yaptığı hamaset siyasetine somut sorunlara çözüm getirerek karşılık veriyor. Enflasyon rekor tazeliyor, hayat pahalılığı altında vatandaş ezilmeye devam ediyor. Hal böyle olunca ekonomide pembe tablo çizen AKP iktidarı ve küçük ortağı MHP'nin oyları erimeye devam ediyor.